Gelin isterseniz bir Mars'a uğrayalım dünya yolculuğumuzda. Biliyorsunuz çok sürreel bir şey yaşanıyor. Tam 500 milyon kilometre öteye 7 ay süren bir yolculuktan sonra NASA yeni bir uzay aracı indirmeyi başardı. Ve o uzay aracı bir tane de helikopter taşıyor yanında. Ee, NASA'nın hesaplarına girdiğinizde zaman zaman bu uzay aracıyla ilgili çeşitli görüntüler, paylaşımlar görüyorsunuz. Mesela Mars'ta gün batımına tanıklık ediyorsunuz dünyada. Ya da uzay aracının çeşitli parçalarının yavaş yavaş denendiğine hareket etmek üzere olduğunu görüyorsunuz. Peki tam olarak şu anda neler oluyor? Gelin yani isterseniz NASA'da bekleyen, bizi bekleyen bir Türk mühendisi Umut Yıldız'a soralım. Umut şu anda Mars yavaş yavaş dünyayı heyecanlandıracak bir yere doğru gidiyor. Özellikle bu uzay aracının Mars'ta görev yapması da heyecanları yükseltti. Nitekim Elon Musk da işte Mars'a gemi yollamayı, insanlarla koroniler kurmayı düşünüyor. Bambaşka bir kafa yaşanıyor. Şu anda bu uzay aracının son durumu nedir acaba? Mars'taki son durumu anlatır mısın bize Umut? Perseverance, NASA'nın Mars üzerine başarılı bir şekilde indirdiği 9. araç ve yüzeyde hareket eden robotların da 5.si. Bu robotların ilk versiyonları 2004'ten itibaren Mars'taki suyun izini sürmüşlerdi. 2012'de gönderilen şimdikine de çok benzeyen Curiosity robotu daha önceden orada göl olan başka bir bölgeye iniş yapmıştı. Burada bir jeodok gibi çalışmıştı ve oradaki kaya yapılarını araştırıp yaşam olabilme ihtimali göstermişti. Artık elimizde bir yaşam olma ihtimali var. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. 18 Şubat'ta Mars'a iniş yapan Perseverance ise bu önceki robotların elde ettiği veriler üzerine bina ediyor ve şu anda Mars'ta yaşam var mı ya da geçmişte yaşam var mıydı şeklindeki soruyu cevaplandıracak. O bakımdan iniş yaptığı bölgede olan Jezero Krateri de çok önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü biz buranın 3,5 milyar yıl önce bir göl olduğunu düşünüyoruz. Aslında düşünmüyoruz, biliyoruz. Çünkü uydu fotoğraflarına bakınca buraya bağlanan iki tane kocaman nehir olduğunu görüyor, görebiliyoruz. Perseverance'ın iniş yaptığı yerde tam bu nehir ile gölün bağlantı yaptığı geçmişte hani bu Alivion Deltası dediğimiz şeyler vardır işte oralara benzer bir şekilde düşünebileceğimiz bir yer. Yani burada geçmişte su varken bereketli o yaşam olma ihtimalinden dolayı hedef olarak burasını seçildiğini söyleyebiliriz. E yani kısacası bir yaşam vardıysa büyük ihtimalle oradaki bu karbonatlı çökeltilerin içerisinde yapışmış ve bu kadar zamandır bizim araştırma yapmamızı bekliyor olabilir. O nedenle biz şunu söylüyoruz. Artık eskiden orada yaşam vardıysa ilk defa bunu bu araçta bulabilme şansımız olduğunu söyleyebiliriz. O bakımdan yani çok heyecanlı olacak. Umarım bulacağımızı düşünüyoruz eğer gerçekten varsa. Umut İnsanoğlu Mars'ta tam olarak neyin peşinde? Ne arıyor şu anda? Sonuçta dünyamızı araştırmalarımız devam ediyor. Hala çok büyük oranda bilmediğimiz birçok yer var. Canlılar var. Okyanusların dipleri var. Ama biz Mars'a gidebilmeyi biraz da insanlığın keşif dürtüsü olarak da düşünebiliriz. Sonuçta böyle hep ileriye gitmek istiyoruz. Daha önce Ay'a gidildi. Şimdi sırada ne var diye baktığımızda bir sonra Mars geliyor. Ha bu demek değil ki Dünya batıyor, yakında insanlar Mars'a taşınacak falan öyle şeyler yok. Onu kesinlikle söyleyelim. Yani belki biz Mars'a ilk birkaç insanın gittiğini görebiliriz ama böyle Mars'ta koloniler kurulması, orada köyler inşa edilmesi, orada insanların artık belli bir süre sonra yaşam kurabilmeleri falan bunlar çok uzakta olan şeyler. Belki Antarktika'daki insanların, oradaki bilim insanlarının e, araştırma yapmak için oralarda kalmasıyla karşılaştırabiliriz. Ama dediğim gibi böyle insanlar günlük yaşantılarını kurabilecek bir e, köy kurması en olabilecek e, gibi gözükmüyor yakın bir zamanda. Bugün bile Mars'a gidebilecek ya da Mars'ta yaşanabilecek bir teknolojiyi inşa etmek günümüz yaşantısına da bir sürü yerde katkıda bulunuyor. Hatta bulunacak da diyebiliriz. Örneğin Elon Musk'ın Ay ve Mars'a gitmek için yapmaya çalıştığı işte Starship e, roketlerin teknolojisi eğer her şey onda giderse gelecekte kıtalar arası ulaşım için de kullanılabilecek. Yani örneğin dünyanın herhangi bir yerinden kalkacaksınız biraz uzaya çıkacaksınız. Uzayda ondan sonra çok kısa bir şekilde yörüngeye girip hemen yarım saat içerisinde ulaşmak istediğiniz başka bir kıtaya ulaşabileceksiniz. Yani kısacası İstanbul'dan Los Angeles'a yarım saatte ulaşım olabilecek. Belki bunu biz de görebileceğiz. Öyle bir şey olsa çok da güzel olurdu. Evet sevgili Umut Yıldız çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir yandan Türkiye'nin uzay programı da başladı. O da çeşitli konuşmalar, tartışmalarla devam ediyor. Bakalım önümüzdeki günlerde biz de böylesine güzel heyecanları hep beraber milletçe, ülkece yaşayabilecek miyiz? Bekleyeceğiz, göreceğiz. Umudu evden bırakmayacağız.